Dün alınan Gıda Komitesi kararları içerisinde un regülasyonu var. Yani fırıncılara veya değirmencilere sübvansiyonlu fiyatla buğday verilip un fiyatlarının düşürülmesi ve buradan da ekmek fiyatlarının ucuzlatılması diye bir karar var. Ve bununla ilgili de 1000 lirayla 1700 lira arasında buğdaya yapılan desteklemeler var. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Devlet veya regülasyon kurumu sübvansiyon yapabilir, hakkıdır. Ama devlet ve regülasyon kurumu tarımsal bir kuruluşsa sübvansiyonu tüketici, makro ekonomi, piyasa için yapmaz, üretici için yapar. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi 1000 lira ve 1750 liralık sübvansiyonları kendi çiftçimize yapmış olsaydı ve çiftçimizden aldığı ürüne 1000 lira 1700 lira arasında yüksek fiyat vermiş olsaydı, yani 2250 lira değil de 4000 lira fiyat vermiş olsaydı, bunun adı tarımsal regülasyon ve sübvansiyon olurdu. Şu anda yapılan iş tüketiciyi sübvanse etmektir. Bu tüketiciyi sübvanse etmenin yeri de tarımsal regülasyon kurumları değildir. Önce bu noktayı bir açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Eğer bir sübvansiyon uygulanacaksa Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl kimlerden arpa, buğday almışsa, hangi çiftçilerden alabilmişse eğer ilan ettiği fiyat üzerinden, o fiyatlara 1000 lira 1700 lira fiyat farkı uygulaması ile sübvansiyon gerçek amacında olmuş olabilir. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi önce çiftçiyi sübvanse etmişse ve oradan da arta kalan bir ekonomik durum varsa, oradan da arta kalan ikincil bir görevi varsa, o zaman tüketiciyi sübvanse edebilir. Ama öncelikle görevi çiftçinin buğdayın arpasını sübvanse etmekti ve bunu yapmadı. Yapmadığı için de şu an yapmış olduğu sübvansiyon çiftçinin lehine bir uygulama değildir.